kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu ta'ala aleyhi ve selleme ennehu kal. Beynel abdi vel cenne seb'u akabat. Ehvenuha el mevt ve ashabuha el vukuf beyni yedillahi ta'ala. İzâ teallakel mazlûmü biz zalimîn. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı rızam aleyhimü salavat ve teslimat. Ehl-i beyt, ehl-i ashab-ı etbaalları, rıdvanullah aleyhim ecmain. Bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihar darbaka edenler, rahmetullah aleyhim ecmain. Hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervah için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Beynel abdi vel cenne seb'u akabat. Kul ile cennet arasında, cennete girme, ulaşma arasında 7 sarp tepe vardır. Ehvenuha el mevt. Bu sarp tepelerden tırmanması zor, geçmesi zor tepelerden en kolayı ölümdür. Ölüm de kolay değil. Ama ötekilere göre kolay. Evet, şimdi dünya ibret alemi. Bir araba bir kediye çarpıyor. Kaç saat çırpınıyor. Canı çıkmıyor kolay kolay. Biz kedinin kaç katı büyüğüz hesap edin. Canımız ne kadar zor çıkacak, oradan kıyas yapabiliriz. Allah sekerat-ı mevtimizi kolaylaştırsın. Yani bunu düşünerek şimdiden dua etmeli, Allah'a sığınmalıyız. En kolayı diyor işte ölüm. Yani kış gününde bile adam böyle bulgur bulgur terliyor. Neden? Sıkıntısından. Ölmek zor. Çok sıkıcı, çok can atıcı bir şey, acıtıcı bir şey. En kolayı bu diyor Peygamberimiz. Ölüm, ölüm. Tabii mümin ölünce cennete gidecek inşallah. Kulla cennet arasında dediğine göre mümin kulu kastediyor Peygamberimiz. Kafirler ebediyen cehennemlik. Onların ahirette hiçbir nasipleri yok. Çok iyilik yapmış kafir olsa bile Allah adaletli. Onun iyiliğinin karşılığını dünyada veriyor. Her zaman söylüyoruz. Şu elektriğiyle bak, biz hadis okuyoruz. Bunu icat eden herif dünyanın en meşhur adamı ve de en zengin adamı oldu. Dünyada verdi Allah ona. Ama ahirette la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediyse, ki demediği görünen öyle, bilmiyoruz. Orada hiçbir ulaike la halaka lehum, hiçbir nasipleri yok diyor Allah. Ahirette hiçbir nasipleri yok. Onun için burada kul ile cennet arasında dediğine göre mümin, mümin imanını kaldıracak bir küfür işlerde, sözlerde bulunmamış. İmanı muhafaza etmiş. Şimdi bu adamın önüne çıkacak zorluklardan birisi 7 tane sarp yokuş vardır. Tırmanması zor. Birisi diyor en kolayı ölümdür. Ve ashabuha en zoru da diyor el vukuf beyni yedillahi teala, Allahu Teala huzurunda durduğun zamandır. Evet, biz öleceğiz. Allah gecinden versin, hayırlı uzun ömür versin müminlere. Hayırlı uzun ömür Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Çünkü ibadetle geçirirseniz daha çok ibadet etmiş oluyorsunuz. Büyük bir nimet. Ayrıca 80 yaşını doldurursanız şuurlu mümin, hesap kabirdeki sualler kolaylaşıyor. Efendimizin verdiği haberlere göre.
90 yaşını şuurlu olarak Müslüman bir kimse tamamlarsa onlara Allah Azze ve Celle Hazretleri buyurmuş ki bu benim esirimdi. Bırakın geçsin, sorgu sual sormayın buyururmuş. Efendimiz verdiği hadis böyle müjdesi. Şimdi geçen gün televizyonda yaşlı amcalarla röportaj yapıyor. Televizyoncu 96 yaşında. Ölmek istiyorum ama diyor, ölemiyorum diyor. Evet, insan ölmek istiyorum, ölemiyor. Şimdi bak ölmek istiyor. Neden? Sen şimdi kalkıyorsun, zıpır koşuyorsun. Ağrın yok, sızın yok, bacağından bir derdin yok, kolundan bir derdin yok. O zavallı 96 yaşında. Hepsi güzel ama diyor, bacaklan kıpırdamıyor diyor. Yani Cenab-ı Hak bedava vermiyor yani. Oradaki şeyleri çektiriyoruz. Yaşlılık böyle bela bir şey. İstediğin gibi hareket edemiyorsun, istediğini yiyemiyorsun. Ölmek istiyorum ama diyor, ölemiyorum diyor. Evet. Allah sonumuzu hayır eylesin. İşte bu sıkıntılardan dolayı 90'ını tamamlarsa şuurlu mümin zaten dünyada çekmiş sıkıntılarını, ödemiş. Buna bırakın diyor, geçsin, sual yok diyor. Öyle müjde var, hadis var, öyle hadis var. Efendim şimdi bu ölüm zor. Ondan sonra en önemlisi işte Allah'ın huzurunda öldükten sonra işte kıyamete kadar kabir var. Kabir, berzah alemi deniyor ona. İyi adamın cennet bahçelerinden bir bahçe kabri. Efendimizin bize haber verdiğine göre. Kötü adamsa cehennem çukurlarından bir çukur. Evet, Allah bizi cennet bahçelerinden bir bahçe olan müminlerden eylesin inşallah. Ondan sonra da İsrafil aleyhisselamın sur üflemesiyle kıyamet kopacak. Her şey ölecek, her canlı ölecek, ölümü tadacak. Sonra belli bir Allah'ın bildiği bir bekleme süresinden sonra İsrafil aleyhisselam ikinci sur üflemesiyle herkes bulunduğu yerden dirilecek ve mahşer denilen yere önünde bir gardiyan melek, arkasında bir gardiyan melek ve caat kullu nefsin bima saikum şehid, maha saikum şehid. Önünde bir melek, arkasında bir melek. Hani mahkemeye götürürlerken dünya ahiretin misali iki melek mahşere hep toplanacak herkes. Orada bekleme var. Mahşerde bekleme sıkıntıları falan var. Sonra da Mahkeme-i Kübra var. İşte Mahkeme-i Kübra'da en zoru diyor bu diyor Peygamberimiz. Ölüm de ölüm en kolayıdır ki zor, çok zor. Ama en kolayıdır. En zoru da diyor işte Allah'ın huzurunda Mahkeme-i Kübra'da hesap vermek üzere davalı davacı aynı orada da öyle. Durulduğu zamandır. Neden? Evet. İzâ taallakal mazlumu biz zalimin. Mazlum zulme uğramış dünyada. Bakamına güvenmiş, parasına güvenmiş, çenesine güvenmiş vesaire vesaire. Haksız yere başka insanların hakkını üstüne geçirmiş. Kul hakkı yemiş. Orada mutlak adalet uygulanıyor. O mazlumlar orada görüyorlar tabii. Hakkını almasa kendi gidecek cehenneme. Onun için denize düşen yılana sarılır diyorlar ya. Çocuk anasından, babasından, kocası karısından, karısı kocasından, kardeş kardeşten davacı olacaklar. Davacı olacaklar. Kur'an'da var bunlar. Çünkü kendi alması hakkını kendi gidecek cehenneme. Cehennemde kükreyip durur. Cennette gelinler göstermiş, o da hazır bekliyor. İşte orada can benim can. Ben bu adamda benim hakkım var ya Rabbi. Mazlum zalimin eteğine yapışmış. Ya Rabbi, ya Rabbena. Evet. Ey Rabbimiz entel hakemim. Sen hakimsin ya Rabbi. Faktadilena minhum. Şunlar, şu adamdan, şu adamlardan benim hakkımı al. Ben hakkımı istiyorum. Mahkeme-i Kübra'da dediği anda kaçış yok, torpil yok. Evet, sussan dilin konuşacak,
elin konuşacak. El yevme nahtimu ala efvahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Dünyada kazandıklarımızı dilimize söylemesek, konuşmasak bile ayağımız başlayacak, elimiz başlayacak konuşmaya. Böyle olunca kafamızı yiyeceğiz. İnşallah o durumu düşürmez. Onun için bu dersleri dinliyoruz, hazırlıklı yapalım diye. Efendimizin bu uyarılarına uyalım da hazırlıklı olalım diye. İşte o zaman eteğine yapıştığı zaman en zor durumu, en zor hakkını mutlaka alacak. En zor durum odur diyor. Evet. Bir başka hadiste evvelü innel kabre evvel menazilil ahira, kabir ahiret duraklarının makamlarının ilkidir. Fe in neca minha fe ma ba'dahu eysar. Kabirde işi kazanırsa, kabir sualleri münkereyn deniyor onlara, hiç tanınmadığı için, hiç görmediğimiz iki görevli melek, münker, tanınmayan, bilinmeyen demek. Geliyorlar, Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, kıblen neresi, senin kim kardeşin, evet kitabın ne diye sorular soruyorlar. Müminler hiç dili takılmadan, Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Azimüşşan, peygamberim Muhammed Mustafa, kıblem Kabe, müminler kardeşim, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diye cevap verecekler. Ve melekler diyecek, zaten biz seni biliyoruz. Usul yerini bulsun diye soru sorduk. Rahat uyu. Evlenen gelinin, damadın o ilk gündeki mutluluğu gibi kıyamete kadar mutlu uyu. Allah'a ısmarladık deyip çizecekler. Güzel insanlar. İşte orada o suallere güzel cevap verilirse diyor, neca minhu fema ba'dahu eysar. Ondan sonrası olan, yani mahşerde de aynı kolaylık var. Mahkeme kübrada da kolayı var. O kabir diyor işin başı. O iyiyse sonrakilerde de iyi. Fe in lem yencu minhu, kabirde kazanamazsa, sınıfı geçemezse, kurtulamazsa fema ba'dahu eşeddu minhu. Ama ondan sonrakiler daha şiddetli, daha sıkıcı, daha zor diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi birinci madde, okuduğumuz hadiste ilk şey ölüm dedi. Ölüm işte ahiretin başlangıcı olduğu için ikinci hadiste kabir, ahiret bir aleminde olan şey. Bu ikinci hadisi o anlamda anlamalıyız. Evet, Allah bizi bunları düşünerek adımını dürüst atan, dürüst konuşan, dürüst bakan, dürüst şeyleri dinleyen, hep istikamet üzere yaşayan güzel kullarından eylesin inşallah. Evet, bunları düşünerek her gün sabahleyin çıkarken, bugün ecelim gelmiş olabilir. Bismillah, tevekkeltü alallah, hasbiyallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek sağ ayağınla çıkacaksın. Helal yere gideceksin. Helal kazanç için dükkanına gideceksin. Helal kazanmak için büroğa, dairene gideceksin. Helal yolda ölürsen ne mutlu sana. İyilik yolunda fi sebilillah ölmüş olursun. Evet. Ne güzel ona. Ama hırsızlık yapmaya, meyhaneye, zina yapmaya, rüşvet almaya, vermeye, kötü şeylere gidersen kafanda bu var evden çıktığın zaman. Bugün şunu yapayım, bunu hep kötü şeyler düşünüyorsun. O yolda Azrail gelir canın alırsa, vay haline. İnnemel amalu bil havatim. Ameller sona göre değerlendirilir. Sonu nasıl kötü, ona göre muamele görürsün diyor Peygamberimiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani bunu her gün evden çıktın mı bunu düşüneceksin. Besmesiz çıkmayacaksın. Bu söylediğin duayı söylersen akşama kadar Allah Celle ve Ela iki tane muhafız melek, koruyucu melek halk eder diyor Peygamberimiz. Dönünceye kadar seni korurlar. Azrail Aleyhisselam da gelirse iyi yoldasın. İyi yolda.
Evet, olmak kay. Bu niyetle çıkacaksın. Böyle bir şeyler var, hadis-i şerifler var. Bunları düşünerekten her gün bu şeyi yapmalı. İkindi oldu mu? Evet, ezan okundu mu camiye gitmeli. Camiye gitmeli. Alışveriş yerlerindeki vatandaşların böyle ticari muamele işlerini olduğu yerler, camideki hocalar da asgari, en az geçerli olan şeyi yapıp bir an evvel cemaati salmalı. Adam dükkanını bırakmış, bak para kazanıyor. Gelmiş efendim Arabistan'lık gibi, ben 25 tane 35 tane saydım biliyorum Medine'deki hocanın arkasında Sübhan Rabbel Azim'i. Söyledim yani, dedim ne bu? Bana ne diyor? Sana ne olur mu? Yaşlısı var. Adam trene yetişecek, otobüse yetişecek. Orada da var aynı işler. Bana ne diyor? Olur mu? Çok yanlış. Bunları düşünerek kısa, en kısa 3 defa Sübhan Rabbel Azim rükuda. Secdede 3 defa Sübhan Rabbel Ala. Bunu deyip böylece namazı en kısa geçerli şeyde kıldırıp güle güle dükkanınıza, işinize, memursa, şeyinize diyecek. Evet, bir de tabii her zaman söylüyoruz, yine uyarıyoruz. Uyuyor imama, uydum imama diyor. Yani uydum imama, sen ne yaparsan ben ne yapacağım demek değil mi? Uydum. İmam kalkıyor bunu bilerek. O hala secdede oturuyor. Ne işin var lan orada? Çok yanlış bir şey. Çok yanlış bir şey. Hiçbir şey söylemeseniz namazın gene geçerli. İmamı söyledi, sizin söylediniz. İlla kafaya koymuş, her zaman yaptığını söyleyecek. Ya imama uyuduğun ne anlamı kalıyor kardeşim? Ne yatıyorsun orada? Rükuda da aynı şekilde imamla beraber kalkacaksın. İmamla beraber ineceksin. Uyudun bu demek. Bunun aksini yaparsan hamsufoluk, şeytan gülüyor orada. Diyor, ne güzel yapıyorsun, görüyor musun? Halbuki çok yanlış. Bu disiplin öğrenmek için namaz işte. Bu disiplin, toplu yaşamın şartı bu. Disiplin kuralına uyacağız ki birlik beraberliği olsun. Hep beraber rükuya, hep beraber secdeye, hep beraber kalkma. Burada disiplin öğreniyoruz. Bu kurallara uymazsak zaten başı bozukluk olur. Namaz bize bunları öğretiyor ama sen hala gelip bildiğini yapıyorsun. Çok yanlış. Çok yanlış. Evet. Evet, imamla beraber oturup kalkacaksın. Ondan sonra ikindi namazından sonra bak gün öğleye doğru yükseldi. En son güneş çıktı yukarıya. Ondan sonra başladı inmeye. İkinden sonra hızla batmaya doğru gidiyor. Ben de bir gün bu güneş gibi batacağım. Bu dünyadan geçeceğim. Baksana amcam, babam, dedem hepsi gittiler. Sıra bende diye muhasebe yapacaksın. O gün iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Yanlış yolda mıyım, karlı yolda mıyım? Yanlışsan estağfurullah ve tövbe ileyhi. Günahımı affet. Tövbe ettim ya Rabbi. Ya iyiysen elhamdülillah. Bana yardımını esirgeme. Yanlışlıklardan koru ya Rabbi. Şükür sana dua edeceksin. Her gün muhasebe yapmak lazım. Aynı şekilde yatarken de tabii akşam namazına da camiye gitmek lazım. Yatsı namazını hele hele mutlaka camiye gitmek lazım. Yatsı ve sabah namazlarını mutlaka camide kılmak lazım. Çünkü yatsı ve sabah namazına münafıklar gelemez diyor Peygamberimiz. Efendimizin hadisi böyle. Yani şimdi adama sen münafıksın desen nasıl kızar, dava açar. Hadis böyle güzel kardeşim. Ben sana müminlik, kardeşlik görevimi yapıyorum. Efendimiz böyle söylüyor. Yatsı ve sabah namazına münafıklar gelemez diyor. Ya münafıklık alametlerinden birisi bu. Sen münafık olmayı kabul etmiyorsan gideceksin camiye. Cami bunun için yapıldı. Gelsin müminler de namaz kılsın diye. Evet, bunu hiç hatırdan çıkarmayacağız. Camilerimiz dolacak. Böylece günlerimizi işte o kabir şeylerine vardığımız zaman okuduk ya. Hadiste var. Kabir azabına gelecek namaz, bir dakika diyecek. Azaba uğruyorsa adam, namazınızı hep öyle güzel kılmışsınız. Güzel kılmak, işte imama uyarsanız garanti belgeniz var. Hesabını imam verecek. Onun için camiye gelin bu açıdan da, güzel kılmışsın, camiye devam etmişsin.
Camiye devam eden adam imanla göçer zaten. Öyle bir müjde de var. Allah yolunda camiye giderken ölse Allah yolunda ölmüş olur. Oo, müjdeler çok. Bire 27 kat kazanır. Her adamına bir sevap, bir günahı silinir. Öyle müjdeler var. Camide güzel namaz kılmışsın, namazdan güzel. Azap meleklerine bir dakika diyecek namaz. Ayak tarafında bekler diyor. Bir dakika, o benim arkadaşım. Dokunamazsınız, çekin buradan. Hadis böyle efendim. Hadis böyle. Yani camiye gidip namazları güzel kılmalıyız. İmama uymalıyız. Kabir azabından kurtulmak için. Evet efendim. Bu Efendimizin uyarılarına kulak asıp, evet, bu zor geçitlerden geçme bu dünyadaki uyanık olmaya bağlı. Evet. Kul hakkı da yememek lazım. Hakkını alıyor çünkü. Cenab-ı Hak Erhamer Rahim'in, yani o karar onun tabii de, Allah Erhamer Rahim'in affedebilir ama insanla kolay kolay affetmiyor hakkını almadan. Bunu hep de kafamızda sabit bir fikir olarak taşımalıyız. Bu hadisi Ebu Hütbe'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Ebu Said Hudri'den de nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Beyne yedeyi sa'a, kıyamet kopmadan önce. Saat kıyamet demek veya kıyamet alameti anlamına geliyor. Kıyamet kopmasından önce, evet, şunlar vardır. Kıyametin kopacağına, artık olduğuna işaret, alametler vardır. Birisi meshun, mesh. Birisi ne? Suret değişmesi. İnsanların sureti değişecek, çirkinleşecek. Müminin sureti güzeldir. İman ışığı vardır. Namaz kılanın yüzünde namaz eseri vardır. Kur'an'da ayet var. Evet, simahum, yüzlerinde diyor namazın eseri vardır. O kadar var yani. Gavurun yüzünde hiç böyle nur yoktur. Bunu her yerde görebilirsiniz, dikkat ederseniz. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e sövenler var, lanet edenler var. Hacca gelmiş, yüzüne bakın kapkaradır, nur yoktur. Evet, imanı zedeleyen şeyler söylemeyeceksin arkadaş. Yoksa geçerli olmuyor. Yüzünden anlaşılıyor yani. İşte ahir zamanda da yüzler değişecek diyor Peygamberimiz. Bir böyle değişmek var, bir de eski milletler, mesela Yahudiler, Beni İsrail, Allah'ı kandırmaya, aldatmaya çalışmışlar. Allah deniz şeyini, balığı yemeyin demiş. Ne yapmışlar? Yahudi'ye bak, Allah'ı kandıracak. Denizin yakınına büyük bir şey kazmış, çukur, Yahudiler, Beni İsrail. Ondan sonra denizin suyunu kanal açmışlar, denizin suyundan gölü doldurmuşlar, o çukuru. Ondan sonra kanalı kapatmışlar. Tabii kanaldan su gelirken deniz suyu, denizin balıkları da gelmiş. Kapatmışlar ve balığı yine yemişler. Allah balığı yemeyi yasak etmiş Yahudilere, bir imtihan etmek için. Biz demişler denizden yemiyoruz ki. Kimi kandırıyorsun yani? Öyle mi demiş? Bunu yapan memleketin insanları maymuna dönmüş. Kur'an'da var. Kıraten hasirin. Maymun olmuşlar, resmen maymun. İnsanın değişmesi hasip bu demek. Komşu köylerden akrabası olanlar ziyarete gelmişler bu çukuru kazan köye. Bakmışlar sokaklarda bir sürü kuyruklu maymun var. Ama maymun ağlıyor. Amcasının dayısını görünce maymun ağlar mı lan? Ağlıyor. Allah Allah. Her ev maymun. İnsan yok. Anlamışlar sonra, meseleyi öğrenmişler. Evet, Kur'an'da var efendim. Maymuna çevirmiş Allah onları. Bu ümmette bu yok. Peygamberimizin hatırına toptan böyle şey çek, böyle maymuna dönüşme, domuza dönüşme yok. Ama yüzleri insanların çirkinleşiyor. İnançsız,
Peygamberimize söven, Allah'a söven adamların suratına dikkatle bakarsanız o çirkinliği görürsünüz. Veya çok üçkağıtçı, çok şeytan, yüzünden belli olur. On parmağı karalı olduğu fark edilir. Yüzler böyle değişecek. Bu bir. Şimdi bunlar var. Ve kasfın. Evet. Taş yağacak diyor. Taş yağacak. Tepeden taş yağacak. İnsanların başına. Kasf bu demek. Taşlayarak evli Müslüman zina yapsa taşlanarak öldürülür. Kasf. İftira atmaya kasf derler. Kasf atmak demek yani. Burada taş yağacak. Min ciheti sema. Semadan taş yağacak. Evet. Bu hadis böyle. Eskiden yapmış Lüt aleyhisselamın kavmi. Biliyorsunuz homoseksüelliği icat edenler onlar. Lüt aleyhisselamın yanına işte melekler gelmiş. Melek güzel olmaz mı insan kılığında? Hemen evin etrafını sarmışlar. Karısı inanmıyor. O haber vermiş. Gelin demiş, bizim evde güzel delikanlılar var. Kur'an'da var bunlar. Okuyun Kur'an'ı. Kızlarım var demiş. Bunu size vereyim. Bunlarla evlenin demiş. Ama bu benim misafirim, dokunmayın demişler. Boşuna uğraşma. Bizim niye geldiğimizi biliyorsun. Ey Lut demişler. Ama işte o ikramlarda falan bulunmuş. Melek yer mi içer mi? Yermez içmez. Korkma demişler. Biz seni kurtaracağız ama kavmini cezalandırmaya geldik. Sen demiş sabah erkenden inananla beraber burayı terk et. Karın hariç. Dönüp arkana bakmayın. Gidin. Karısı inanmıyor. Ve Cebrail aleyhisselam yeryüzünün o onların bulunduğu bölgeyi almış kanatlarına yukarı çıkarmış. Bırakıvermiş. Ne olur? Taş yağmış tepelerine. Taş yağmış. Ve hızlı yağdığı zaman da yerin dibine geçmiş o bölgesi. Böyle taşlar. Doğu Bayezid'de var efendim. Şimdi siz onu göktaşı diyorsunuz. Göktaşı düşmüş oraya. 60 metre derinlikte. Bir de öyle düşerken sürtünmeden dolayı öyle kızmış ki taş. Yukarıdan düşen taş öyle kızmış ki. Sıcak ki. Toprağı yakmış, simsiyah duruyor. Devlet orayı korumaya almış. Görebilirsiniz. O tarafa işiniz düşerse 60 metre derinlikte çukur hala duruyordu. Benim 1975-74'lerde gittiğimde gördüm. Gördüğümde şimdi bilmem durulmuş olması lazım. Koruma altındaydı. Görebilirsiniz işte yukarıdan bırakınca şimdi Lüt Gölü var. Onların bulunduğu yer batmış. Denizden 340 metre aşağıda. Bunu yakında gittim gördüm. Hala çukur dolmuyor. İbret-i alem için. Ama şimdi dünya batacak arkadaş. Amerika'da kanun var. Homoseksüellik, erkek erkeğe evlenmeye, kadın kadın evlenmeye kanun var. Avrupa'da da var. Bize de diktiriyorlar şimdi. Biz böyleyiz. Siz de kabul edeceksiniz. İnsan hakkıymış bu. Böyle insan hakkı mı olur lan? Ama Allah bizim aziz milletimizi bundan korusun. Amin. Evet. Böyle bir şey olsa bile hiçbir mümin, hiçbir insan bunu yapmamalı. Sonunun geldiğinin alametidir. Batıyorlar, batacaklar. Daha başka çok şeyleri vardı da kanunlaştırdılar bunu. Amerika'da da krizde, Avrupa'da krizde. Kara kara düşünüyorlar şimdi. Kabahati Müslümanlar, dışarıdan gelenler bunu diyor. Yıllarca seni çalıştılar, adam ettiler, kazandın. Şimdi ne oldu o adamlara? Batıyorlar. Evet. Batıyorlar. Batma sebebidir. Evet işte taş yağar. İşte Lut Aleyhisselam kavminin tepesine taş yağmış. Taş da yağacak diyor. İşte siz ona hortum diyorsunuz. Ne diyorsunuz Amerika'da? Gördük. Türkiye'de pek olmuyor da. Okyanustan alıyor. Gidiyor kaç yüz kilometre sonra. Götürüp bir memleketin tepesine dök veriyor. Apartmanlar, mapartlar alıp götürüyor. Hortum diyorlar.
taşıyor tepelerine. Oluyor yani. Kıyametin evvelinde bu olacak. Hadis-i şerifte arz edilen şeyden bu İbn-i Mace hadisidir. Abdullah Mesud sahabenin en fakih, hukukçu, bilgin sahabidir. Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizi nail eylesin. Başka hadisler de var efendim. Şimdi tabi yerin dibine geçme Mülk suresinin sonunda da vardır. Kul araytum min asbaha ma'ukum gavran fe me'tikum bima'in ma'in. Allah Celle Celaluhu nimetlerini sayıp dökerken sayısız nimetler var. Yerden fışkıran su kesildiği zaman suyu nasıl çıkaracaksınız? Bunu hiç düşündünüz mü? O zamanın kralı demiş ki işte toprağı biraz daha kazarım. Değil mi? Artezyen şimdi 50 metreden çıkıyorsa 1000 metre aşağı inerim yine su bulurum. Öyle şimdi mantık öyle değil mi? Evet, suyu kesilmiş, böyle diyen herifin suları kesilmiş. Evet. Nereden bulacaklar? Gözleri kurumuş, gözleri. Gözlerde su var ya. Allah bu göz kurumasın da işe yarasın diye bezler var. O devamlı göz salgı yapıyor. O gözyaşı içeriye kanalından boğaza gidiyor. Gözün tam pınarından içeriye gidiyor. O tıkandı mı adam gözü devamlı akar. Hastalık var demektir. Açıyor doktorlar da. Evet. Adamların, halkın göz, hani su kesilirse gazacağız dediler ya. Suyu bulacağız dediler ya. Gözlerinin şeysi kurumuş. Diyor ki Allah hadi bakalım gazın. Gözün kazabilir misin? Gözün kazarsan ölürsün. Kör olursun, ölürsün. Bu tehdit var. Sonraya Mülk suresinin son ayetidir. Yere batma var. Böyle olacak. Toprağa bakma olacak. Üstüne taşlar yağacak. Yine başka hadisler var. Ahmed bin Hanbel Halid bin Velid Hazretlerinden nakletmiş. İslam'ın kılıcı Seyfullah. Dahi bir insan. Peygamber'e çok çektirmiş. Sonra da Müslüman olduktan sonra demiş ki bu kılıç şimdi o çektirdiklerimi ödemek için Allah yolunda kafirlere çalışacak ya Resulallah. Bir şeyde, filmde de görüyorsunuz. Varlığın yolunu şeye vermiş Efendimiz'e. Halid bin Velid dahi bir kumandan ondan naklediyor hadis-i şerifi. Beyni yedi sa'a eyyamül herç. Bunları size haber veriyoruz. Hazır olalım diye. Moralimizi bozmak için değil. Bilgili olacağız. Her gün biz kaderin ne zaman cereyan şey edeceğini gerçekleşi bilmiyoruz. Ama bu ne olacak? Ya, peygamber yalan söylemez. Moralimiz bozmayacağız. Kendi görevimizi yapacağız ama uyanık duracağız. Bu olacak. Olduğu zaman da tedbir alamaya koşsan da alamazsın. Şimdiden adımını düzgün at. Demek için bunları size duyuruyoruz. Öyle yapalım diye duyuruyoruz. Kıyametin önü sıra eyyamül herç. Karışık günler. Dünyanın hiç her tarafında karışık olmayan yer kaldı mı arkadaşlar? Peygamberimiz hepsi çıkmadı mı? Sadece Orta Doğu'da değil. Her yerde var. Her yerde var. Evet. Kuzey Kore, Güney Kore. Ufacık yer. İkisi birbirini dünyaya ateşe verecekler. Korkuyorsun. Herkes birbirini diş bileyip duru. Herç, karışıklık, öldürmeler, insanları toplu öldürmeler, büyük şeyler olacak. Halid bin Velid'in naklettiği hadis Ahmed ibn Ömer Asi. Hakim Müstedrek'inde Hazreti Enes'ten, Enes ibn Malik'ten radıyallahu anh'tan nakli. Beyni seda'a fitenün. Kıyametin kopmasından evvel fitneler, karışıklıklar, terörler olacak. Terör olayları olacak. Terör olayları olacak. Burnumuzun dibinde, içimizde terör olayları. Evine gelen vatandaşı yakıyor, yıkıyor, öldürüyor, namusunu kirletiyor. Evet, buna olan bela herkese yağıyor. Biz emr-i maruf yapacağız, nehy anil münker yapacağız. Böyle adamları aramızda doğmasına engel olacağız. Bu adam buraya nasıl geldi? Eğitilmedi, öğretilmedi, kandırıldı. Aha bu hale geldi bak.
bunun tepesine yani lanet hepimize ulaşıyor. Evet, şimdi işimiz çok karışık. Bir apartmanda homoseksüel varsa, rüşvetçi varsa, bu lanetli olan kimsel adam varsa o apartmanın hepsine yağıyor lanet. Bir şehirde böyle lanetler varsa hepimize yağıyor lanet. Bir memlekette bu lanetler varsa hepimize yağıyor lanet. Bana ne diyemeyiz. Hepimize geliyor. Bela umumidir. Maaş yetmiyor. Ben 60 lirayla para biriktirdim yahu. Mezenlikten 60 lirayla. Şimdi 1300'e çıktı en az ücret. Yarın yine sokağa çıkacaklar. Yetmiyor diyecekler. Neden? Bereketsizlik. İçimizde çok kötü insanlar var. Bana diye ne diyemeyiz. Emr-i maruf yapmak, nehi anil münker yapmak müminin görevidir. Devlete yardımcı olacaksın arkadaş. Sesini çıkarmıyor. Ondan sonra ağlıyor. Sen haber vermedin bunu. Sana bir zarar olur diye de dokunamıyor. İşte böyle evin yanar, namusun kirlenir, ölürsün. Yani emri maruf neyi an münker bıraktınız mı? Bela umumidir. Böyle karşılıklar olacak. Nasıl? Kekıta'il leylil muzlim. Karanlık gece gibi kimin ne yaptığı bilinmez. Hangisi masum acaba? Şunların. Ölenlerin hangisi mazlum? Karıştırıyorsunuz ya. O kadar korkusunla evde beklemiş, haber vermemiş. Ama hakikaten onlara yataklık etmiş. Bilemiyorsunuz. Böyle kapkaranlık gece gibi haklının haksızlığın bilinemeyeceği anarşiler, karışıklıklar, terörler olacak. Hazreti Enes'in naklettiği Efendimiz'in sözü bu. Harpler olacak. İtikatlar bozulacak. İtikatlar bozulacak. Adamın tahsili yok, görgüsü yok. Mantığıma göre böyle olmalı. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Ama şimdi bu hastalık yaygın. Dini bir hüküm alıyor. Adamın işi şu. Dükkanına baksana sen kardeşim. Kanaatıma göre diyor. Sen kimsin yahu? Her şeyin bir uzmanlık şeyi var ya. Her şeyi bilemez ki. 50-60 senedir uğraşıyoruz, günü bildiğimizi iddia edemeyiz. Bu da kolay mı bu? Sen nereden öğrendin bunu? Ahkam kesiyoruz şimdi. İşte böyle itikatlar bozulacak. Fetvalar bozulacak. Mezhepler bozulacak. Mezhep mecburi arkadaşlar. Evet, şimdi diyor ki peygamber zamanında mezhep mi vardı? Vardı. Sahabilerin her biri müçtehitti. Yetki vermiş peygamberimiz, muallimi Resulullah. Her birine uyabilirseniz doğruyu bulursunuz diyor. Her biri yetkilidir diyor. Kendi öğretmiş çünkü. Her biri mezhep sahibi yani. Ama ben değilim. Kur'an okuyorum anlayamıyorum. Hadis okuyorum anlamıyorum. O anlıyordu. Anlamadım Resulullah soruyordu. Mezhep sahibi demek o. Ondan sonra onlar kayboldu. Çeşitli fikirler İslam alemine doldu. Örf adetler karıştı. Zaten o bilgi muallim Muhammed Mustafa vefat etti. Bilgi kalmadı. Herkes abur cubur karıştırdılar. Kafalar karıştı. İslam karıştı. Bilinmez oldu. O zaman çıktı işte Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed İbn Hanbel. Kur'an'ın bu ayetine göre, şu hadise göre bu yaptığınız yanlıştır. Kükrediler. Bunlar 4 tane değil, 29 taneydi. 4'e kadar diğerleri kayboldu. Ve insanlar bilmedikleri için öyle mi? Ebu Hanife'yi beğenler onun peşinden gittiler. Ebu Hanife ben mezhep kuruyorum demedi. Arkamdan gelin demedi. Doğrusu budur. Ayet bu, hadis bu dedi. Onu beğenenler onun peşine takıldı. Hanefi mezhebi oluştu. İmam Şafii'yi beğenenler onun peşine takıldı. Şafii mezhebi oluştu. Mezhep yok mu, var mıydı diyor da vardı. Mecburi diyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi mantığınızla, aklınızla hüküm vermeyeceksiniz. Ahkam kesmeyeceksiniz.
Bilene soracaksınız. Hem de ilmiyle amil ehli zikir o demek. Bakabilirsiniz resmi tefsir Hak dini Kur'an diline Elmen Hoca'nın yazın tefsirine. İlmiyle amil işte o da müştehid işte. Ona soracaksın mecbursun. Bilemezsin ki sen ne anladığını. Gayet normal. Bir mesele oluyor komşunla. Hakim Bey ben mantığım ben bu böyledir diyebiliyor musun? Kanunla diyor o karşına çıkıyor. Ben kanunu böyle anlıyorum. Dinliyor mu hakim? O kanunun bir anlaşılması gereken hükmü var demiyor mu? Dünya ahiretin misali. Kur'an'ı sen nasıl anlarsın arkadaşım? Kur'an Türkçe oldu, kanun Türkçe olduğu halde anlayamazsan, bir avukata danışmak zorunda kalıyorsan, dini hükümlerde de hakem kesemezsin. Bilene soracak. O bilen kim? İşte mezhep sahibi İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. Mecbur. Allah'ın emri de böyle. İşte bu mezhep için diyor ki o da hak, bu da hak. Ondan alıyor, anarşi yapıyor. Bunu da sen karar veremezsin. Hangisinin haklı, hangisinin yanlışını eleştirecek kadar bilgin var mı? Kapasiten var mı? Yok. Tamam, hepsi hak ama bu ayarda onların hangisi doğru, hangisi haklı eleştirecek kadar bilgi sahibi olmazsan birine uyacaksın arkadaş. Ne olacak sonra? Şimdi ben burada size konuşuyorum. Süleymani de şu tarihte şu konuşmayı yaptı. Ben onu uyguladım. Geç diyecekler sana. Gel bakalım Cevat Hoca. Sen böyle demişsin. Evet arkadaş. Kur'an'da var bu. يَوْمَ نَتْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِيْمَامِهِمْ Herkesi biz imamına çağıracağız. Ben Ebu Hanife'ye uydum. Ona göre uydum. Tam uyduysan hesabını o verecek. Tam uyduysan İmam Şafii hesabını verecek. Ama bir ondan alıyorsun, bir ondan alıyorsun. O diyor ki ben kabul etmeyeceğim. Çünkü işine geldi yerde. Ben geldi, işine geldi, ötüne gitti. Sipsivri kalacaksın. Nasıl savunacaksın bakalım kendini. Halbuki uydun mu bir imama? Biz imamlarla çağırırız. Ben uydum. Bak kitap koyuyorum ben. Sizi ben burada 10 saat tutabilirim. Ama kitap koyuyorum ki yarın sonra arası bana kitaptan okudum diyeceğim. Bu adam da diyor bak Ahmed bin Hanbel rivayet etti. Şu sahabeden diyor. O da ona dayanıyor. O da ben peygamberden duydum diyecek. Ya böyle bu işler. Ama şimdi herkes ahkam kesmeye kalkıyor. Kendi kendine. Olur mu öyle şey ya? Olur mu? Evet. Mezhepler karışacak. İtikatlar bozulacak. Makamlar, mansıplar dünyevi maksatlar için alınıp satılacak. Böyle simsiyah kimin haklı hazı olduğu fitneler zuhur edecek. Gerçekten müthiş olaylar olacak. Evet. Ahmed bin Hanbel Taberani "Le yusbihu er-raculu mu'minen ve yumsi kafiren." Evet efendim. Bir adam sabahleyin evinden mümin çıkacak, akşam gavur dönecek diyor. O kadar işle karışacak ki. O kadar karışacak ki. Adam aldatacak. Senin de bilgin yok. İşin aslını bilmiyorsun. Adam da zaten üç kağıtçı sonra son derece zeki. Seni ama yaptığı şey kavur, gavurluk. Sabah evden çıkacaksın mümin, akşam gavur döneceksin. Hadis bu efendim. Ve yumsi kafiren ve yusbi kafiren. Evet. Akşam kafir, sabah kafir, sabah kafir, akşam mümin, akşam mümin, sabah kafir olacak insanlar. Böyle bilmediği şeye, üçkağıtçılara bilmediği için, temel bilgisi olmadığı için doğru söylüyor. Doğru söyler mi lan? Kur'an doğru. Doğru olan Kur'an. Doğru olan Muhammed Mustafa'nın sözü. Adam akıl oyunlarıyla seni aldattı, küfre düşürdü. Evet, bunlar oluyor. Şimdi fazla sıkıştırıyorsun diyorlar ama benim görevim, kardeşlik görevimi yapıyorum. Ben Allah'tan hiçbir müminin cehenneme gitmesini istemem. Ben İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi seviyorum. O da böyle söylüyor. Mümin de böyle söyler. Gelmişler İmam-ı Azam böyle çok güzel fetvalar vermiş, kurtarıcı. Ama keskin bıçaklılar var. Bir vakit namazı geçiren gavur olur diyenler var. Bir zina yapan gavur olur diyen adamlar var İslam aleminde.
Onlardan biri gelmişler, kılıçlar çekmişler. Sen demişler, böyle mi söyledin? Bir insan inkar etmedikçe ne kadar büyük günah işlerse işlesin mümindir. Ben onların cennete gitmesini umarım diye fetvası var İmam-ı Azam'ın. Kılıç çekmişler, gelmişler. Böyle mi dedin? Bir dakika demiş, beni öldürmeye mi geldiniz yoksa tartışacağız mı? Tartışacağız demişler. Öyleyse demiş, şu kınları, kılıçları kınlarına bir sokun. Ondan sonra böyle kılıç havadayken olur mu? Sokmuşlar. Anladın mı bakalım? Caminin önünde demişler, bir kadın var cenazesi, zina ederken öldü. Bir de adam var, şarap içerken boğazını aldı, öldü. Bunlar cennete mi gidecek? İmam-ı Azam'a bak, mübarek. Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Bunlar kim demiş? Ne demek kim? Hangilerden? Kimlerden bunlar? Bizden demişler gelenler. Siz kimsiniz demiş. Biz Müslümanız demişler. Bak kendilerine söyle diyor. Müslüman olduğunu siz söylediniz demiş. Ben bir Müslümanım demiş. Cennete gitmesini isterim demiş. Ne güzel söz değil mi? Cennet geniş ulan, bana yer gelmeyecek diye hiç hasetlik yapma ya. Allah affeder gider. Öyle güzel fetvaları var. Ama şimdi nasıl düşman oluyorlar, nasıl şey ediyorlar? Bilgisizlikten. Bilgisizlikten. Evet işte böyle. Evet, bir Müslümana kafir diyen kafir olur arkadaş. Bunu da Peygamberimiz söylüyor. Men ekfer raculu ahahu fakat ba'e biha. Buhari Müslüm hadisidir. Kalbinde iman ışığı olan bir adama ne kadar günahkar olursa olsun kafir diyen kafirliğin altında kendi kalır diyor. Fakat ba'e biha. Bu demek arkadaş. Şimdi oho, ben vaaz ediyorum şimdi. Camiye gelmiş adam, cami dolu. Hocam sen bunları Müslüman mı sanıyorsun? Peki ne? Ne çıfıççası gavur bunlar diyor. Allahu Ekber ve lillahi elhamd. Böyle diyen adam var yahu. Ya gavurun camide ne işi var yahu? Namaz kılmada ne işi var gavurun? İmam-ı Azam bunu söylüyor. Ehli kıble tekfir olunmaz. Adam geldi namaz kıldı mı Müslüman olmaz. Namaz kılmaz arkadaş. Ona gavur diyemeyiz. Mümindir. Ama cennete mi gidecek? Allah'tan cennete gitmesini isterim ben kardeşim o. Allah bilecek onu. Maalesef böyle şeyler çok oluyor şimdi, ahkem kesenler. İşte kıyamete yakın böyle olacak. Bir mümine kafir diyen adam da kafir olur. Hadis-i şerife göre adam mümin gidecek, evinden çıkacak, akşam kafir dönecek. Evet, böyle şeyler olacak diyor. Şimdi film seyrediyorsun. Zina yapıyor filmdeki kızla, kız artistle erkek artist. Helal olsun ya, güzel yaptı. Ulan zina güzel olur mu? Ya sen Müslümansın. Haram denip dururken innehu kâne fâhişe. Bunu söylüyorsun sen. Allah'ın haram dediğini, yaklaşmayın dediğine güzel yaptı. Helal olsun diyorsun. İman kalmaz arkadaş. Bilgisizlik olduğundan bakın, sabah mümin, akşam kafir. Akşam kafir, sabah mümin, böyle şeylerden. Tabii bu adam söylüyor, bir de cuma namazına geliyor. Biz buna kafir diyemeyiz. Ama gitti geldi. Bu söz küfrü icap ettiriyor. Küfür söz söyledin mi eski iyiliklerin tamamı gitti arkadaş. Veballer kaldı, iyilikler yok oldu. Felaket. Bir daha girsen bile kötülükler var, iyilikler yok oldu. Bu bilgisizlik neler açıyor insanın başına, görüyor musunuz? Şimdi hiç bilgi yok maalesef. Herkes kendi kafasından mantığına göre ahkam kesmeye çalışıyor. İşte onu söylüyor Ahmed İbn Hanbel Tabarani, hadisi bu. Sabah mümin olur, akşam gavur döner. Sabah gavur olur, akşam mümin. Böyle olur. Batar çıkar. Kıyamet alamidir. Evet. Ayrıca yebi'u kavmun dinehum bi ardın mined dünya yesiran. Çok ucuza dinlerini satarlar insanlar. Çok ucuza. Evet, bu da olmuyor mu şimdi? Bir makam gördü mü neler yapıyor adam. Para gördü mü neler yapıyor adam. Bunlar olacak diyor. Çok az bir şey ya. Ahiretini satarlar. Evet, dinlerini satarlar. Evet, ya. Kardeşim benim
içiyorum, bir kadeh alıyorum, kafamı buluyorum, çocuklarımı iyi okutuyorum, param çok, kimseye zararım yok. Bunun neresi haram olsun? Evet arkadaş, bir dünya neşesi için dinini satarsın işte böyle. Orada rakı içince leşeleniyor, oh 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 oh. İlkin tabii, sonra kavga. Değil mi? Bu çişede durduğu gibi durmuyor ki. Sonra bir bakıyorsun, birbirlerini yiyor ama için Allah kah kah ki ki. Evet. Basit keyif için dinini satar. Bir dünyalık için, çok az bir dünyalık için dinini satar. Hadis bu efendim, biz de size duyuruyoruz. Evet. Hasan-ı Basri büyük alim, tabiundan yüz binlerin dinlediği büyük evliya, vallahi diyor, lakat ra'inahum. Biz bunu diyor sokakta hep gördük bunları diyor. Peygamberin bu haber verdiklerini, halbuki onun zamanında çok iyiymiş. Şimdi görseydi ne olacaktı bilmiyorum. Vallahi diyor gördüm bunları diyor sokakta diyor. Canlı örneklerini gördüm diyor. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Bu okuduğum hadisi İbn-i Mace Hazretleri Abdullah-ı Mesud'dan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis daha okuyacağım müsaadenizle. Evet. Beynel alimi vel abid, alimle abid arasında 70 derece, tam 70 derece farkı vardır. Evet. Yani abid adam çok sofu namaz kılıyor. İşi iyi, sınıfı geçmiş, cennete girmiş. Alim de cennete girmiş. 70 derece üsttedir alim de diyor. Tabii şimdi neden alim herkese duyuruyor bunları? Ben şimdi 1 milyon kişiye hitap etsem, hepsi benim dediğim güzel bir şey söylesem, uygulasalar hep bu yazıyor. 1 milyon kişinin sevabını onlardan eksiltmiyor. Yazıyor buraya. Sen kimle konuşuyorsun arkadaş? Kendi kendine. Birebir alıyorum. Ama zor tabii. Bir de yanlış yaparsan 1 milyon kişinin hesabında bu yazıyor bu sefer. Kritik, riskli bir iş. Alimle abid arasında böyle 70 derece farkı vardır. Namaz kılmayı öğreten kim? Alim. Sana öğretiyor. Çanakkale'de şehit olan, kazandı gitti diyen kim? Şehitliğin kıymetini bilen, öğreten kim? Alim. Buraya evvelce de anlatmıştım. Bizim sanat tarihi hocamız vardı, Allah rahmet eylesin. NATO Genel Sekreteri gelmiş buraya. Saraylar müdürüydü. Mimar kendisi. Medine'de öldü, Allah rahmet eylesin. Demişler, Mor General, sen demişler gezdir bizzat kendin. Buraya getirmiş. Şurada yazılar var. Arapça yazılar var. Evet. Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür yazıyordu. Adam takselebe durmuş böyle. Orgeneral, NATO genel şeysi, paşası. Muhteşem söz demiş. Tabii askerliğin önemini alim anlatıyor. Şehidin değerini alim anlatıyor. Yoksa adam gider de şehit olur mu? Ha şimdi bazen olduğu gibi devlet şimdi Çanakkale'ye bilmem nereye katılan hep maaş bağladı değil mi? Ben biliyorum çocukluğumda. Ben biliyorum bir tanesi hiç kaçmış, hep samanlarda gizlenmiş. Onu da verdiler katıldı diye. Halbuki çıkıp da şeyde şey etmemiş, çarpışmamış. Onu da verdiler. Kaydı var çünkü. O da Çanakkale'ye almışlar ama hiç, hep saklanmış samanlıklarda. Kendi anlatıyor. Pişman olmuş ama şimdi onunla o bir mi? Bunu kim anlatacak? İlim. Alim anlatacak. Yoksa o aslanlar gibi mitralyozun önüne atılırmış. Şehitliğin değerini bilmeyen adam, inanmayan adam. Hayat tatlı, can tatlı. Bunu kim öğretiyor? Alim öğretiyor. Alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür. Hadisini görünce selam durmuş adam. Muhteşem diye. Evet, alimle abid, ilmiyle amil tabii. El amilü bi ilmihi. Söylüyor, kendi yapmıyor. Vay haline. Ya eyhellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey müminler, ey alimler, yapmadığınızı niye söylüyorsun? Burada söylüyoruz.
biz yapmazsak gel bakalım diyecekler. Kendi yapmadığın halde cemaate ahkam kestin, estin yağdın. Sen yaptın mı? كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadığınızı söylemek Allah katında çok çirkin, çok büyük günahtır. Oh hocam kıstırdık sizi değil mi? Sevindiniz. Her zaman söylüyorum sen de evlisin, karın hocasısın, oğlun kızın hocasısın. Neden karına örtün demedin, neden namaz kıl demedin? Sen onun hocasısın. Söyledin, geçen gün Arif telefon ediyor bana, gavurla evlenmiş, gavurla Müslüman olursan evleneceğim demiş. O da tamam demiş, ama diyor namaz kılmıyor diyor. Hayır demiyor da diyor namaz kılmıyor. Sen kılıyorum, ben de kılmıyorum dedi. O zaman ya hala var ya, ne hakla istiyorsun ya, o kılsın diyor. Kendi kılmıyor, nasıl? Babası, oğlum, sakın sigara içme ha. Kendi çekip durur. Bir kere dinlemez bir. Dinlese de yapmadığınızı niye söylüyorsunuz? Sen de evin hocasısın. Ben de şimdi sigara haram diyorum. Zehir çünkü. Sigara içersem anam ağlatacaklar. Yapmadığını niye söylüyorsun? Sigara içen hocalara söylüyorum yani. Evet. Kitaplarda mekruh yazıyor. O zamir geçti. O zaman sigaranın zehir olduğu bilinmiyordu. Teknoloji ilerledi, sigaranın müthiş bir zehir olduğu ortaya kondu. Kanun çıkardı bütün dünya. Kapalı yerlerde sigara içmek yasağı çıktı. Kesin olmayan bir şey kanun çıkar mı? Hala da kitaplarda mekruh yazıyor diye bana itiraz ediyor. O zaman bilinmiyordu. Mekruh da iyi bir şey değil. Ama şimdi zehir olunca zehir yutulmaz. Zehir içen intihar etmiş olur. İntihar haramdır, cehennemliktir. İmam Azam cenaze namazı bile kılınmaz diyor intihar edenin. Çünkü Allah'ın verdiği canı Allah alır. O almıyor kalkınca Allah'a res çekmiş oluyor. Evet o kadar kötü arkadaş. Zehir içilmez, intihar olur. Zehir oldu da kesin belli oldu. Kanunlar çıktı hala diyor. Ve de o böyle demese de içiyor. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Niye yapmadığını söyledin ey hoca, ey baba, ey ana, ey öğretmen, ey müdür, ey bakan, ey belediye başkanı. Hepsine gidiyor bu. Çünkü herkes bulunduğu toplumun, evet, كُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِ Hangi toplumun başında görevliysen ondan sorumlusun. Hadis bu efendim. Bu benim uydurmam değil. Belediye başkası o memleketin bütün şeylerinden seni yakalaması yapışacaklar. Bana ne? Yok diyemezsin arkadaş, sen başsın. Baştaki adama da aynı. Ben güzel işte müsteşar seçtim, genel müdür seçtim. Ama bir kere sorguya çekileceksin. Bir kusur bulunursa böyle yapacaklar. Aynı sen de ailede de hanımınla uğraşacaksın, karınla kızınla uğraşacaksın ama kendin yapacaksın. Yaptıktan sonra her yönden sorguya çekileceğiz. Evet. Bunlar olacak şeyler hep olacak şeyler. Bunu bir mümin bilerek İslam'ı öğrenerek hareket etmeli. İslam'ı öğren. İslam'da bu işte bak. Yapmadığın şeyi söyleme. O zaman yapmayayım, karımı da söyleyeyim. Yok. Zaten namaz kılmak emir var. Sen kılacaksın, karını da hem sen sorumlusun hem de karına da sorumlusun. Kurtulmuyorsun yani. Ben yapmıyorum diye söylemekten vazgeçmeyeceksin. Mecburen bir öğreneceksin ve yapacaksın. Sonra da yaptıracaksın. Evet. Ondan yine kurtulamazsın. Bunu kim öğretiyor sana? İlim öğretiyor. Kim öğretiyor? İşte bize elimizden geldiği kadar size öğretmeye çalışıyoruz. Onun için alimle abid arasında 70 derece farkı vardır. Tabii kazananların içinde ilmiyle amil değilse de o kadar çukura gidecek. Daha çok azap görecek. Bildiğin halde yapmadın sen diye. Bildiğin halde yapmadın diye bilmemek mazeret değil ama hem bilip de yapmamak daha kötü. Fakat bilirsen, bilerek yaparsanız alimle abid arasında 70 derece fark var diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz'den
naklen size arz ettim. Beyne ana emşi iz semi'tu savten mines semai ferafa'tu basari feizel melekul ledi ca'ani bihira calisun ala kürsi beyne semai vel ardı feru'ibtu minhu feraca'tu fekultu zemmiluni 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 feenzelallahu ya eyyuhel müttessir kum feendir ve rabbeke fekebbir ve siyake fetahhir ve rücze fehcür. Evet. Şimdi güzel peygamberimizi ve tetaba el vahyu vahyu et tetaba Buhari, Müslim bütün hadis kitaplarının naklettiği bir hadis-i şerif bu. Efendimizin nurunu Allah kendi nuruna yaratmış. İlk yaratılan peygamberimizin nurudur. Ondan her şeyi yaratmış. İlk peygamber de Efendimiz'dir, son peygamber de. Ama dünya geliş bakımından Allah'ın takdiri böyle. En sonu gelmiş. Ama diyor ki ben Adem cesetle ruh arasındaki hemen peygamberdim diyor. Kendi hadisi var. Sonra göndermiş. Şimdi onun nuru Adem Aleyhisselam'dan alınlardan geçe 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 en son babasına gelmiş. Babasına UNESCO tercüme etmiş. Müşrik kızları aşık, öyle güzel Efendimiz nuru var Abdullah'ta. Teklifleri diyorlar, şiirler söylüyorlar. Hiç ekmek vermiyor onlara. Babası evlenmiş Amine Hatun'la, annesi Amine Hatun'la. Hamile kalınca Hazreti Amine'ye geçmiş o güzellik. Bunu hep söylüyorlar. Doğunca nur doğmuş. Mucizelerle Mevlid kandillerinde size hocalar anlatıyorlar. Evet, Efendimiz yetim doğdu. Doğmadan babası vefat etti Abdullah Medine'de. Doğduktan sonra 6 yaşında da annesi vefat etti. Abdülmuttalip onu yetiştirdi. O da ölünce 8 yaşında öldü. Ebu Talip onu yanında himaye etti. Sonra işte Hazreti 25 yaşında iken bir ticaret ortaklığı dolayısıyla Hatice anamızla evlendiler. 40 yaşında iki kocadan dul kalmış peygamberimiz 25 onunla evlendi. Bunları anlatıyorum. 13 kar olmuş, nizam paraymış diyorlar. Öyle kitaplar var, okuyorlar. Bizim adamlarımız da okuyor bunu. İslam düşmanları yazıyor. Çok son para filan. Evet, 25 yaşında o kadar kendine talipler var. Hiç onları hey demiyor. 40 yaşında kadınla, iki çocuklu dul kadınla evleniyor. Ve 25 sene o 65 yaşında ölünceye kadar ikinci bir hanımla evlenmiyor. Halbuki evlenme sınırı yok o zaman. Poligami var, çok. Hiç evlenmiyor. Ama bu peygamberimize çok huvarda zompara diye kitaplar yazılmış. Ve Türkçe'ye tevrildi. Bizim üst tabaka da onu okuyor. Beni çağırdılar, anlattım evlenme sebeplerini. Çok pişman oldular. Ya biz çok edepsizlik yapmışız bilmeden böyle diye. O gavurun sözüne bakarak maalesef bilmediniz mi böyle yanlış şeyler yaparsınız. Anlatınca çok üzüldüler yani. Şimdi Efendimiz ze şimdi de terörist diyorlar ya, Müslümanlar terörist, baş teröristi Muhammed diyorlar ya Avrupalılar. O zaman da aynı şeyi söylüyorlar papazlar. Duyguları tahrik ederek Hristiyanlığı ayakta tutuyor papalık. Yani ben kiliselerine gittim, ayinlerine katıldım, işlerine girdim. Hiçbir ilim sahibi, mantıklı adam ondan söylediğine inanmaz. İlim ilerledi. Ama işte baban, deden Hristiyandı, sen de tahrik ediyor duygularını, oradan ayakta tutuyorlar. Şimdiki Müslümanlar İslamofobi mi diyorsun, ne garınası? Tamamen papaların, papazların oyunudur. Ve tarih boyunca bunların gıdıklamışlar. Mantığı unutturmuşlar, heyecanları gıdıklamışlar. İşte böyle peygamber 13 kar oldu.
olan Voltaire var. Voltaire hayatı boyunca kilisiyle uğraşmış bir Fransız filozoftur. Meşhur filozof. İnanmamış. UNESCO'nun tercüme ettiği şeyleri okumuş. Diyor ki Vocabulaire de Philosophie İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde var kitap Fransızca. Sizi gidi müfteri, yobaz, kara sakallı, hain papa sizi. Muhammed'in hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Her şey açık. Tuvalette nasıl oturduğu bile biliniyor. Gece yatakta ne yaptığı da biliniyor. Bilinmeyen hiçbir nokta yok. Bunu bir dinsiz söylüyor. Muhammed'in hayatında hiçbir leke yok. Bunu bir dinsiz söylüyor. O kitaba bakabilirsiniz. Muhammed maddesine. Evet. Ama bizim bilgisizlikten dolayı benim dedem Çanakkale şeysi, kazisi. Ama peygamberimize hovarda diyorsun. Evet, kulağımıza duymuşuz. Hem de önemli mevkilerde elin gavurun sözüne inanarak ne yapacaksın bakalım. Deden kurtaracak mı seni? Bilgisizlik adamı ne yapıyor bak. Hani sabah mümin akşam gavur dediği bilgisizlikten dolayı. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamamen ahlaki, dini, siyasi İslam'ı yaymak için Allah'ın izniyle evlenmiş. Böyle bir huvarda adam olsaydı neler var hakkında neler, hiç bak bir dinsiz bile diyor tek leke yok hayatında diyor. 25 yaşında en civcivli zamanında 40 yaşında dul kadın almış. İkinci bir hanım almamış serbestken. Evet. Bunu bilmediniz mi? İşte 250 tane adam arkadaş, hem de bunlar yüksek tabakadan açıklayınca çok pişman oldular. Çok pişman oldular ama hakikaten mümin adam yani, ama Bağda Harabül Basra. Bu kadar söyledikten sonra herhalde bir dayak yerler yani. Bilmediniz mi böyle şeylere düşünürsünüz. Efendimiz işte 38-30 yaşlarında başlamış. Hayatında hiç leke yok. Tefekküre, Yaradan'ı tefekkür ediyor. Daha Kur'an Muran yok. Dağlara çıkıyor. 38 yaşında bir ay kalıyor. Hira Nur Dağı'na gidiyor. Yüksek zirve. Allah nasip etsin, gidin görün, çıkın oraya. Böyle kayanın kovunda 30 gün, 40 gün kalıyor orada. Yiyeceği dükense bile inmiyor oradan. Hazreti Ercan'ımız tıkıyor tepeye, kocasına yemek götürüyor. İşte bir 611 yılında böyle bir tefekkür halindeyken Ramazan'ın 15'inde Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ben Cibril, sen Allah'ın Resulü Muhammed'sin deyince peygamberimiz çok heyecanlanıyor. Ertesi gün yine geliyor. Ben Cibril, sen Allah'ın peygamberisin. Yine geliyor, heyecanlanıyor, hiç görmediği. Diyor ki Efendimiz kanatları yeryüzünü kaplamıştı diyor, öyle muhteşem. Böyle görünse biz evvelallah orada hemen gider ölürüz. Musa Aleyhisselam bile dayanamadı. Koca Musa pat diye düştü. Harra Musa sayka. Pat diye düştü, bayıldı. Yani peygamber bizi Allah'ın lütfuna ermiş. O da öyle peygamber de daha çocukken ameliyat etmişler. Hazırlamışlar. Çok heyecanlanmasına rağmen, korkmasına rağmen bayılıp düşmedi. 17. gün, 17. gün geri geldi, sıktı. Cebrail Aleyhisselam oku dedi. Kaburgaların birbirini geçti zannettim diyor. Öyle sıkmış peygamberimizi. Mâ ene bikâriin. Ben okumak bilmiyorum. Hiç okula gitmedi peygamberimiz. Okumak bilmiyorum. Oku. Mâ ene bikâriin. Ben okumak bilmiyorum. Oku. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekremüllezî alleme bil kalem. Allemen insane mâ lem ya'lem. 5 ayet okumuş. Ondan sonra gitmiş. Peygambersin sen demiş. O heyecanla peygamberimiz gelmiş eve. Hatice demiş böyle böyle oldu. Hatice anamız çok kültürlü kadın. Amcası var Varaka, alim. Hristiyan Yahudi biliyor. O putperestlerin şeylerine tenezzül etmiyor. Demiş böyle böyle oldu.
bu Kuddus, Kuddus. Bu diyor Musa'ya, İsa'ya gelen adam bu diyor, Cibril bu diyor. Ah, yaşım ileri olmasa da onu memleketten sürdükleri zaman yardım etseydim. Benim kocam kötü adam değil ki, kimse kötülük etmiyor ki. Niye sürüyor? Öyle de olsa ona sürecekler. Hicret dediğimiz olayı haber veriyor Varaka. İncil'de yazıyor çünkü. Evet, ondan sonra onu bir daha gördüğünüzden tarif eder misin? Ederim diyor Peygamberimiz. Cebrail Aleyhisselam yine görüyor. Dizine oturuyor Hatice anamız. Görüyorum, görüyorum. Sol dizine oturuyor. Görüyorum, görüyorum. Elbisesini çıkarmış, başını açmış. Görüyorum, görmüyorum. Bu diyor, kötü değil. Kötü değil bu. Bu diyor, amcamdan öğrendim diyor. Bu Cibril, Uddus, Kuddus. Baş açık, melek gelmez. Üstü açık, gelmez. Ötekine geldi bak. Hemen diyor, bu korkma diyor. Korkma. Bu o. Evet, peygamberliği böyle almış. İlk inanan Hatice anamız olmuş. İman çığırını o açtı. Vefat ederken de Allah peygamberlere hitap ediyor. O peygamber olmadığı için ona hitap edemiyor, etmiyor. Kanununa aykırı. Cebrail aleyhisselam göndermiş peygamberimize. Hanımın Hatice'ye Allah'ın selamı var. Ölüyor demiş, söyle ona. Öyle mübarek bir kadın. Allah şifadan nail eylesin. Çocuklardan Hazreti Ali, Ebu Bekir olgun kişilerden. Hazreti Ebu Bekir ilk Müslümandır, olgun kişilerden. Ondan sonra vahiy kesilmiş. Şimdi okuduğum hadis bu. Vahiy kesilmiş. Çok şeyler var. Şimdi ben tabii size dinde olanları aktaracağım. Elçiye zeval olmaz. Şimdi bana mektuplar yazıyorlar da. Kurban vaciptir falan diyorum. Kon hoca diyorlar. Kon. Niye kestiriyorsun? Ya dinin emri kardeşim. İnanmıyorsam bana ne? Dinin emri. Ha, mektup yazılıyor da. Şimdi köpekler aleyhine konuşacağım da. Gelmemiş Cebrail aleyhisselam. Bunu söyledikten sonra herkes, tabii duyulmuş bu. Muhammed demişler, senin adam seni terk etti. Yani Allah'a adam diyorlar. Senin şeytan seni terk etti. Müşrikler söylüyorlar, dalga geçiyorlar peygamberimizle. Efendimiz öyle bir üzüntü içinde ki o Cebrail gelmiyor. İlk gün gelmiş söylemiş. Sonra üzüntüsünden çıkmış evden dağlara rahatlamak için. O gidince evden yattığı yeri temizlemişler, odayı. O kanepesinin altında bir köpek yavrusu gelmiş, ölmüş. Tekrar gelince hemen girer girmez Cebrail aleyhisselam kapıda görünmüş. Neredeydin kardeşim Cebrail demiş, ya ben üzüntümden ekmek yiyemez oldum, halkın içine çıkamaz oldum. O seni terk etti falan diyorlar. Evet, aynen sözü bu. Cebrail aleyhisselam'dan naklediyor peygamberimiz. Evet, nahnu ma'şeral meleke, biz melekler topluluğu, la nedhulu beyten fihi sure ev kelb, heykel olan, köpek olan eve girmeyiz. Bu Buhari Müslim hadisidir. Şimdi bir müftü emeklisi, ben bunu televizyonda söyleyince benim adımı söylemedi. 60 tutmuş demiş, evde demiş kocaman köpek besleyeceğim. Azrail de melek ya, ölmeyeceğim yani. Şimdi onu takip edeyim ben, nasıl ölecek acaba diye. Böyle çok adam gördüm. Dalga geçenleri sonra görseniz ne hallere düştüler. Şimdi isim vermeyeyim. Ne hallere düştüler, hep görmüşüm, hiç şaşmıyor. Bunu da takip edeyim şimdi. Ben köpek besleyeceğim, Azrail gelmesin, ölmeyecek yani. Biz inanıyoruz peygamberimizin sözlerine arkadaş. Köpek olduğu için gelmedim diyor eve, köpek. Siz de köpek beslemeyin demiyorum. Çoban köpeği besleyin, polis kurt köpeği beslesin. Ama evinize sokmayın, odanıza, dairenize sokmayın. Bahçede besleyin. Çoban köpeğini, av köpeğini, polis köpeğini eğitin. Sadık hayvandır. Karnını doyurun, aç köpekleri doyurun.
kabir yapacağınıza, babanıza mermer kabir yaptıracağınıza o paralarla köpekleri doyurun, aç köpekleri. Cennete gidersiniz. Candır, Allah yaratmıştır. Ama evinize sokmayın, melek gelmiyor. Kim gelmiyor? Rahmet melekleri gelmiyor. Azrail her yere giriyor arkadaş. Kafirlerin canını alıyor. Beyhanede adam ölmüyor mu? Her yere giriyor Azrail aleyhisselam. Ama rahmet, bereket melekleri gelmez. Heykel varsa evinizde lütfen şey edin. Çocuklar oynayacak olsa bile kapatın, açıkta kalmasın. Ve boy resimleri, hayvan resimleri asmayın duvarlarınıza. Böyle hadis var. Böyle hadis var. İşte gelmiş. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüsünden, heyecanından Cebrail aleyhisselam yatmış. Zemmiluni, zemmiluni. Olaylar biraz uzun da ben kısa kesiyorum. Ört beni Hatice'cim. Ört beni, ört beni. Uyumuş. Uyuduktan sonra ya yuhel müttesir. Ey örtüye bürünen adam. Kum fenzir, kalk. Herkese duyur. Dinin hükümlerini. Ve rabbike fekebbir. Allah'ı büyük tanı. Ve siyâbeke fetahhir. Elbiseni temiz et. Müslümanlık temizliktir. Kalbini temizle. Elbiseni necasetten temizle. Ve rucze fehcur. Kötü şeyleri bırak. Zaten kötülük yapmıyor da insanlara da bunları söyle. Kalk. Ondan sonra işte tetavu arka arkaya vahiyler gelmiş. 23 senede 6666 ayet nazil olmuş. Peyderpey, ceste ceste. Böyle başlamış Peygamberimiz o hadisiyle bize bunu şey diyor. Fehummiye. Evet. Artık bundan sonra diyor, bu olaydan sonra vel vahyu ve tetabu'a, vahiy devam etti. Ya ülhel müttessir ayetinden sonra Müttessir suresinin ilk ayetleri devam etti, peşi sıra geldi. Evet, öyle diyor Peygamberimiz. Bu hadisi Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Cabir Hazretlerinden nakletmişler. Peygamber Efendimizin inen Kur'anları zamanında yazıldı vahiy katipleri tarafından. Ve Hazreti Ebubekir zamanında bu yazılan şeyler, yapraklar bir araya toplandı. İki kap arasına böyle şu kitap gibi kitap haline getirildi. Buna Mushaf deniyor. Bu hadis kitabı da iki kap arasındaki ayetlerden oluşan kitaba Mushaf deniyor. Hazreti Osman zamanında bu 6 adet çoğaltıldı. Bunlardan bir tanesi Topkapı Müzemizdedir. Orijinali vardır. Hazreti Osman zamanında yazılmış. Diğer orijinalleri Paris Milli Kütüphanesi'nde var, New York'ta var. Yani Kur'an'ın asla aynen var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin yazmayın benden demiş. Kur'an'la karışır da İncil gibi, Tevrat gibi değiştirirler diye. Ama Abdullah ibn Amr ibn As genç delikanlı ya Resulallah demiş. Ben demiş söylediğini tam ezberini tutamıyorum. Bana izin ver demiş. Yaz lan demiş. Yaz. O genç delikanlı Kahire'de yatıyor. Türbesi, mezarı orada. Oraya işiniz düzelse ziyaret edin. 1000 hadis yazmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde. Şimdi bunları söylüyorum sizlere. Çıkıyor herif, hadisten aslı yoktur diyor. Hadisten önemsiz. Kur'an'da her şey var. Etme hocam. 1000 yıldır oturmuş rayı. Sallama hocam. Tren devrilir. 1000 yıldır tartışılmış bunlar, rayına oturmuş. Şimdi öyle konuşuyor. Kur'an'da her şey var. Ya etme. Anayasada her şey var ama hadi anla bakalım anayasayı. Neden kanunlar çıkıyor? Neden tüzükler çıkıyor? Genelgeler çıkıyor? Yönetmeler çıkıyor? Etme hocam ya. Akıl yılı bu. Böyle laflar ediliyor. Daha çok laflar edilecek. Efendim sonradan yazıldı bu hadisler. Peygamber yasak etti. Onun için aslı yoktur, şüphelidir. Var. Buhari, Müslim gibi kütüb-i sitte deniyor onlara. Efendimizin hadislerini toplayan 6 kitap muteber bütün İslam aleminde. Bundan birincisi Buhari. Buhara'da yatıyor. Kabrini ziyaret ettim. Siz de gidin ziyaret edin. 650 bin hadis toplamış. Onlardan 7 bin küsürü seçmiş. Çok titiz davranmış.
Rabi'nin yaşayışını, çocukluğunu, ticari hep bir tane dalga geçtiyse mesela, siz şaka yapıyorsunuz, gırgır hadisini almamış. Öyle sağlam kişilerden almış. Onun topladığı hadis kitabıyla bakabilirsiniz. Bu 1000 hadisli Şam'da oryantalistlerin bulunduğu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizinin dibinde yazılan o 1000 hadisli Abdullah ibn Amr ibn As'ın şehadisi arasında hiç fark yok. Bu herifler hala bundan habersiz. Gavurlar buldular. Bakıyorsun hiç fark yok. Çok sağlam toplamış. Yolumuz sağlamdır. Bu sonradan çıkma hocalara güvenmeyin. Ehl-i sünnet vel cemaat yolumuz sağlam yoldur. Ehl-i sünnet cemaate Kur'an delildir. Kur'an anlayamazsak hadise bakarız. İşte Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn-i Acem, Büdavud. Bunlara bakarız. Bunları da bulamazsak sahabilerin içtima, icmağına bakarız. Bunları da bulamazsak Ebu Hanife'ye bakarız. İmam Şafii'ye bakarız. İmam Malik'e, İmam Ahmed ibn Hanbel'e bakarız. Dilimizin 4 kaynağı vardır. Bunlar rayına oturmuştur, tartışılmıştır. 1000 sene dermenin bu aziz millet bu yolda gidiyor. Şimdi bunu tutuyorlar, konuşuyorlar. Mahsus bu bilgileri veriyorum sık sık. Bu şeylere şey etmeyin diye. Allah imanımızı kamil, güzel peygamberimizin nurlu sözlerine hayatında rehber edinip de iki cihanda yüzüğü ak çıkan kullarından eyle diye ettiği duaya mazhar olanlardan eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayy el kayyum ve töb ileyh. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife. Elhamdülillâ rabbil âlemîn. Teşekkür ederim. Üçer salavat-ı şerife Allah'ımız. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber biz. Elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. On birer ihlas besmele ile beraber Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım. بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا
الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي نمزمزي dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, Ayat-ı Kur'an'ı, dergah-ı izzetine kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz'in ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın erbaî paklerine, ehl-i beyt, el-i ashab ve etbaalar, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erbaî kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat, rahmetullah aleyhim ecmain erbaîna, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimiz ile beraber burada bulunan bizlerin ayrıca göçmüşlerimizin ruhuna, bu cami-i şerifi yaptıranların, bu camiden geçen cemaat-i müsliminin, görevlilerin, bu aziz vatanı bize hediye eden şehitlerin, gazilerin, hayır eserleri diken ashab-ı hayratın, nesilleri kesilmiş, arkasından okuyacak kimsesi kalmamış garip ümmülerin kâfesinin ervahını hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecenle yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenat tebdil eyle. Şekten, şüpheden, münafıklıktan, şirkten, küfürden bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rab. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini rehber edinen, hayatını ona göre düzenleyen ve dünyada da ukbada da yüzü ak çıkanlardan olmayı bize nasip eyle. Nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasip ve müyesser eyle. Subhanakallahumma ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek nestağfiruk ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.